Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Cumhuriyet tarihimizin 4. fabrikası olan Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Turhal Şeker Fabrikası'ndan sesleniyor. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Efendim şu anda Turhal Şeker Fabrikası'nın meclis binasının hemen önündeyiz. 7 Ekim 1933 yılında Celal Bayar ve Nuri Jonker buraya gelerek şeker fabrikasının temellerini atıyorlar. Ve hemen arkamda görmüş olduğunuz bina ile birlikte sosyal tesis, lojman olarak adlandırılan kısım başlamış oluyor. Ve 19 Ekim 1934 tarihine geldiğimizde ise o dönemin devlet erkanı ile birlikte İsmet İnönü, Mevlübe İnönü ile birlikte buraya gelerek şeker fabrikasının, Turhal Şeker Fabrikası'nın açılışını gerçekleştiriyor ve Cumhuriyet tarihimizin de 4. fabrikası Tokat'ın Turhal ilçesinde açılmış oluyor. Arkamda da meclis binasını görüyorsunuz. İsmet İnönü ve beraberindeki heyet arkamda görmüş olduğunuz binada toplanıyorlar. Toplantılarını gerçekleştiriyorlar ve biraz sonra gireceğimiz alt katta da toplantılarını gerçekleştirdikten sonra yemek kısmına geçiyorlar. Yemeklerini yiyorlar ve bir müddet de yine burada konaklıyorlar. Ve bundan dolayı da bu akşam yemeğinden sonra ise devlet erkanı buraya geldiği için bu bina meclis binası olarak tarihi kayıtlara geçiyor. Ve burada yazan bilgilere göre de 1980'li yıllara kadar da misafirhane olarak hizmet veriyor. Günümüzde ise Turhal'a gelenler, Turhal Şeker Fabrikası'na gelenler içeride bir ana odası buluyorlar. Bizler de biraz sonra gireceğiz ve tarihe tanıklık edeceğiz. 1933'e, 34'e gideceğiz. Cumhuriyet'in ilk yıllarına, henüz Türkiye Cumhuriyeti küçücük bir çocukken, yeni kurulmuş bir cumhuriyetken, işte bu topraklarda Cumhuriyet'in ilk fabrikaları kuruldu ve günümüzde de hizmet vermeye devam ediyor. Efendim az önce bahsettik, meclis salonunun içerisindeyiz. Turhal Şeker Fabrikası'nın yetkililerinden Mehmet Bey ile birlikte bu bölümü gezeceğiz. Ana odasına gireceğiz ve tabii ki o dönemin tarihini, tarihi dokusunu hem İsmet İnönü'yü hem Celal Bayar'ı hem de diyorum ya Türkiye Cumhuriyeti küçücük bir çocukken Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. fabrikası olarak kurulan Turhal Şeker Fabrikası'nın o dönemin şartlarını sizlere anlatmaya ve yaşatmaya çalışacağız. Burası tabii Cumhuriyet'in 4. fabrikası, Turhal Şeker Fabrikası ve burada özüne uygun bir şekilde korunmuş durumda. İşte burada da görüyorsunuz, o zamanın bütün işte masası, sandalyesi ne varsa o günün şartlarına ait bütün eşyalar burada. Şimdi biraz da gezeceğiz. Bir piyano görüyoruz abi. Yine duvarda tablolar görüyoruz. Her biri orijinal herhalde, öyle değil mi? Evet doğru. O zamanın işte bizim işte fabrika içerisinde eski çalışanlar, fabrikanın eski yerleri, hediye gelen işte tablolar. Tabloları görüyoruz. Vesaire. Sandalyeleri görüyoruz. Yerde el dokuması olduğunu tahmin ettiğimiz halılarımız var ve diyoruz ya işte piyano var. Sanatın sanat olduğu dönemde herhalde Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Uluçınar Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk müzik aletleri diyebiliriz bunlara da. Dışarıdan, yabancı devletlerden hediye geldiğini söyledi Mehmet Bey bizlere. Artık telleri kalmamış ama ilk günkü gibi dimdik ayakta duruyor. Artık o dönemin şartlarını bizlere yansıtan, o günün şartlarını bizlere yaşatan birer obje olarak da Turhal Şeker Fabrikası'nın meclis binasında bulunuyor. Ana odasına gideceğiz şimdi. Orada imzalanmış notları göreceğiz, imzalanmış defterleri göreceğiz ve bakalım neler yazmışlar. O dönemin ziyaretçileri, devlet büyüklerimiz Turhal Şeker Fabrikası için neler yazmışlar. Ve işte Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük komutanlarından biri Mareşal Fevzi Çakmak kendisinin el yazısıyla tarih düşülmüş 25.08.1936 tarihli bir not var burada. Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak. Ne yazıyor, okuyabilir miyiz Mehmet abi? Sevgili diye başlıyor. Yazı o kadar güzel ki evet. Biz onu bile okuyamadık. Evet. Şimdi burada şey var. Biz 2018 yılında tabii o zamandan bu zamana çok devlet erkanı yetkililerinin yazdığı var ama bizim yönetim kurulu başkanımız Hüseyin Akay Bey'in buraya yazdığı var. Onu hemen şuradan ben açabilirim size. Tabii. Başkanımızın. Buraya her gelen ziyaretçi herhalde bu defteri imzalıyor. İmzalamadan da evet, ayrılmıyor öyle değil mi? Aynen öyle.
Evet, başkanımızın yazdığı yazı burada. Evet, 1934 yılında faaliyete başlayan Türkiye Cumhuriyet döneminin ilk fabrikalarından olan Turhal Şeker Fabrikası'nı özelleştirme idaresinin yapmış olduğu ihaleyi kazanarak bugün yani 8 Haziran 2018'de Cuma günü itibariyle Kayseri Şeker adına teslim aldık. 83 yıldır aralıksız süren faaliyetleri yürüterek bölge insanına, çiftçisine ve ekonomisine katkı sağlayan, Turhal'ın önemli bir kent merkezi olmasına katkı sağlayan bu güzide kuruluşu, geçmişine ve tarihi misyonuna uygun olarak geliştirmek, yenilemek ve daha fazla büyütmek suretiyle çalıştırmak arzusundayız demiş Hüseyin Akay. Kimdir? Kayseri Şeker, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı, Kayseri Şeker'in de şu anda yöneticisi diyelim. Bu nezih fabrikayı güzel bir sözü vardı. Ne diyordu? Devletten millete, evet. Devletten millete hediye ettik diyor ve bu sloganla da Kayseri Şeker Fabrikası, Turhal Şeker Fabrikası'nın işletmesine devam ediyor. Yine Hüseyin Akay Bey'in, Mareşal Fevzi Çakmak Bey'in ve aslında birçok milletvekilinin, belediye başkanının, devlet erkanının yine buradan birer söz, satır yazdığını görüyoruz. İşte mesela İbrahim Çakmak var, 2004 yılında Tokat milletvekilliği yapmış. Yine farklı milletvekillerinin burada yazılarını görüyoruz. Mehmet Gündoğdu var ki geçmiş yıllardaki Tokat valisi, onun da yine yazısını görüyoruz. Gerçekten oldukça güzide bir defter. Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir tablosu olduğunu görüyoruz. 1940 yılında bir sanatçı tarafından elle çizilmiş yağlı boya tablosu. Vesaire. Ve şimdi içeride de göreceğiz. Burada ciddi toplantılar yapılmış. Birazdan oraya da bakacağız. O tarafa doğru geçeceğiz. Evet, tamam. İşte o zamanın işte tabloları, plakları, yani burada buram buram tarih kokuyor. Tarih kokuyor. Kesinlikle tarih. Çok haklısınız. Biraz şöyle kitaplara da bakmak istiyorum aslında. Her biri herhalde o dönemin şartlarını yansıtan ve neredeyse tamamı ilk basımı olan, Cumhuriyet'in ilk yıllarının matbaalarından çıkan bu güzide kitaplarda Turhal Şeker Fabrikası'nın meclis salonunda sergilenmeye devam ediyor. Yine koltukları görüyorsunuz. Dönemin şartlarını tam manasıyla yansıtmış durumda. Ve işte az önce Mehmet abinin de bahsettiği yağlı boya tabloları ve programımızın, meclis odamızın, meclis binamızın girişinde söylemiştim. İsmet İnönü ve arkadaşları burada toplanarak demiştim, yemek yediler ve devlet erkanı burada bir toplantı gerçekleştirdi. İşte o toplantının gerçekleştiği alandayız. Uzunca bir masa görüyoruz ve burada Cumhuriyet'in ilk yıllarında alınan kararlar Turhal'da, Tokat'ta ve ülkemiz adına gerçekten önemli işlere imza atılmış. Tabakları. Kararlar burada alınmış değil mi? Evet, abi? Yani... Şimdi bize de söylenilen, anlatılan o. Bura işte hem yemek yenmiş, hem toplantılar olmuş. Birçok faaliyetlere de bulunulmuş o zamanın tarihinde. İçeride de yerimiz var. Yine orada vitrini görüyoruz, bardakları görüyoruz. O zamanın hep şeyleri, eşyaları, bardaklar, işte tabaklardan şeylere kadar, bardaklara kadar, işte müzik aletleri, plaklara kadar birçok imkanı burada görebiliyoruz. Aslında Tokat'ta olmayan, yani Tokat şehir merkezinde olmayan şeyler, evet, burada mevcut ve gezmeye devam ediyoruz. Evet. buzdolabı efendim, evet. Aktif hala çalışıyor. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Gerçekten oldukça ilginç. Şu anda kapalı. Kapalı. Ha. Yani. Peki, kapağını açamadım ben. İşte, yaşıma verin. Efendim, yaşıma verin. O zamanın yani çok akıllı bir buzdolabı, şey, kilit özelliği var, şey olmasın diye. İşte yani, görüyorsunuz, Cumhuriyet'in ilk yıllarının buzdolabı, hepimizin evlerinde artık kullandığı buzdolaplarından oldukça farklı. Devlet erkanının kaldığı o zamanki şartlardaki oda işte bu şekilde. Evet, iki tane yatağı var burada. Günümüz tek kişilik yataklarından biraz daha büyük, onu söylememiz mümkün. Yine kendilerine ait birer tane lavabosu var, birer tane koltuğu var ve tabii ki gardırapları var. Şöyle herhalde kapılar açılıyormuş. Yine içeriden aynalı gardırapları, eski tip gardırapları görüyorsunuz ve burada kalanların çalışma masası da yine burada mevcut. Geniş pencereler görüyorsunuz ki günümüz mimarisinin
oldukça dışında böyle insanın göğsüne dolduran, ciğerlerine temiz hava almasını sağlayan kocaman pencereleri ve önlerindeki o güzel panjurları görüyorsunuz. Gerçekten dönemin şartlarını muhteşem bir şekilde yansıtıyor. Burası da Turhal Şeker Fabrikası'nın meclis binasının üst katındaki misafirhane bölümü. 1934 yılında burası yapıldığında, açıldığında gelen devlet erkanı bu odalarda konaklamış. Efendim aynı zamanda şunu da ifade etmek istiyorum. Dönemin Başbakanı Ulu Önder Mustafa Kemal'in de silah arkadaşı İsmet İnönü de yine Turhal Şeker Fabrikası'na geldiğinde bu odada konaklamış. İşte görüyorsunuz bu yataklardan hangisinde yattı bilmiyorum ama İsmet İnönü bu odada kalmış. Turhal Şeker Fabrikası'nın açılışında burada bulunmuş. Kimle beraber? Nuri Jonker'le birlikte burada bulunmuş. Yine Celal Bayar da kendisine eşlik eden Erkan'ın içerisinde. Devlet Erkan'a biraz kalabalık gelmiş. Düşünsenize yeni bir ülke kuruyorsunuz, yeni bir cumhuriyet kuruyorsunuz ve bu cumhuriyetin temelleri de nelerle atılıyor? Eğitimle, sanayiyle, teknolojiyle. O dönemin şartlarını düşündüğümüzde Turhal Şeker Fabrikası gerçekten Türkiye'nin mihenk taşlarından bir tanesi. Ha bugün de önemini kaybetmiş değil. Şimdi hala bu bölgenin en önemli istihdam kaynaklarından bir tanesi olarak çalışmaya ve istihdama, üretime katkı sağlamaya devam ediyor. Turhal Şeker Fabrikası'nın sinema salonu kısmındayız. 1950'li yıllarda burası yapıldıktan sonra tabii burada çalışan işçiler için özellikle dışarıdan gelen üst kademe, yurt dışından gelen işçiler ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen işçiler için sosyal aktivite alanları yapılmış. Tenis kortları, basketbol sahaları, spor salonları ve onlardan bir tanesini şimdi göreceğiz ki bence oldukça önemli. Bir sinema salonu yapılmış bu bölüme. Turhal Şeker Fabrikası'nda çalışan işçiler işte bu alana gelerek burada sosyal aktivitelerde bulunmuş, filmlerini izlemiş ve burada hep birlikte vakit geçirmişler. Şimdi o alana doğru kameraman arkadaşım Ahmet'le birlikte yürüyüşümüz başlıyor. Dönemin şartlarının Turhal'ında ilk sineması burası aynı zamanda. Oldukça büyük bir sahnesi var bunu söyleyebiliriz. 1950'li yıllarda, 1960'lı yıllarda oldukça da modern bir sinema salonu, bir tiyatro sahnesini de andırıyor. Onu da söyleyelim. Tabii şu anda içi boş ama dekor olarak da tarihin tüm özelliklerini yansıtan bir yapısının olduğunu söyleyebiliriz. İşte kocaman bir dekor, kocaman bir sahne. O dönemde Turhal Şeker Fabrikası'nda çalışan işçiler bu alana gelerek filmlerini izliyorlardı, sosyalleşiyorlardı ve 1950'lerde, 40'lardaki Türkiye'de gerçekten burası bulunmaz bir nimet ve önemi anlatılamaz bir yer olarak Turhal Şeker Fabrikası'nın işçilerinin hizmetine sunuluyordu. Efendim şu anda da Kayseri Şeker'in çalışanlarının yemek yediği bir bölümdeyiz. Günümüzde burası restoran olarak kullanılıyor ama geçmiş yıllarda ilk yapıldığında burası bir gazinoymuş. O dönemin şartlarında şarkılar, çalgılar, çengiler, eğlenceler, vur patlasın, çal oynasın. Tabii biz o yıllara yetişemedik ama sadece dönemin izlerini görüyoruz. Belki de bu bulunduğum alanda insanlar eğleniyorlardı, oturuyorlardı, sohbetler ediyorlardı, günü değerlendiriyor, geçmişi hatırlıyorlardı. Günümüzde ise izler hala duruyor. Zaten bina olduğu gibi orijinal haliyle hizmet vermeye devam ediyor. Tek bir farkla artık sadece Turhal Şeker Fabrikası'nın işçilerinin kendileri, aileleriyle, sevdikleriyle bir araya gelerek yemek yediği bir restoran halini aldı. O dönemin gazinosu zamana yenildi. Artık insanlara restoran olarak hizmet veriyor. İşte bu görmüş olduğunuz alan Turhal Şeker Fabrikası'nın ilk temelinin atıldığı yer, kazmanın ilk vurulduğu yer. Üzerinde de yazıyor işte İktisat Vekili Mahmut Celal Beyefendi'nin Turhal Şeker Fabrikası kuruluşunda vurdukları ilk kazma yeri diye 1933 yılında 7 Ekim 1933 yılında Turhal Şeker Fabrikası'nın ilk kazması burada vurulmuş ve bir anıt olarak da günümüze kadar uzanmış bu bölüm. Hemen arkamda Turhal Şeker Fabrikası'nın işte görüyorsunuz fotoğraflarını ilk iki sırada burada pancar ekicilerinin nasıl o dönemin şartlarıyla pancar taşıdıklarını, fabrikanın açılışını ve fabrika müdürünün yine köylülerle birlikte olan, çiftçiyle birlikte olan fotoğrafını görüyorsunuz. Bir diğer tarafında ise Kayseri Şeker Fabrikası'nın fotoğraflarını görüyorsunuz. Merhum başbakanlardan Adnan Menderes ve arkadaşlarının şeker fabrikasını ziyareti esnasında çekilmiş fotoğrafları var ve hemen diğer panoya geçtiğimizde ise özelleşmeden sonra yani Turhal Şeker, Kayseri Şeker'e geçtikten sonraki kısım var. Hüseyin
Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ın burada çiftçilerle, pancar ekicileriyle birlikte ve basında yer alan fotoğrafları var. Yine haberi görüyorsunuz. Kayseri Şeker özelleştirmenin 100 akı oldu ve Başkan Akay'ın Tural Şeker Fabrikası kapanmayacak sözünün yine manşet olduğu bir haberi görüyoruz. Burada da başkan ve heyetinin Tural Şeker Fabrikası'ndaki faaliyetlerini görmeniz mümkün. Burası böyle kısa bir ana alanı olmuş. Hem ilk kazmanın vurulduğu yer hem arkadaki fotoğraflarla bütünleştirilmiş. Tarih yaşatılmaya çalışılıyor. Nasıl diyordu Mustafa Kemal? Köylü milletin efendisidir. Hemen arkamda geçmiş dönem fotoğraflarında da köylünün gerçekten efendi olduğu, pancar ekicilerinin, çiftçilerin gerçekten efendi olduğu yılları hep birlikte görüyoruz. Efendim hani bir türkü vardı ya, kara tren gecikir de belki hiç gelmez diye. Kara treni getirdik. Nereye getirdik? Tural Şeker Fabrikası'nın ortasına getirmiş olduk ve bu tren geçmiş dönemde pancar arkasına bağlanıp Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyordu ya da Türkiye'nin dört bir yanından getiriliyordu. Ulaşım bunlarla sağlanıyordu. Hani bir de marşımız var ya, demir ağlarla ördük ana yurdu dört bir yandan diye, yine Cumhuriyetimizin ilk yıllarına ait bir marş. İşte bu trenlerin üzerinde gittiği o raylara, o güzel güzel raylara yazılmış bu marşlarla günümüzde de Tural Şeker Fabrikası'na gelen ziyaretçiler o dönemi unutmasın, hatırlasın ve her defasında pancarı, çiftçiyi, emeği, hakkı ve cumhuriyeti unutmasın diye de Tural Şeker Fabrikası'nın orta yerine bu tren lokomotifi konmuş durumda. Gerçekten güzel bir enstantane yaratılmış. Aslında bir de makinisti varmış. Burada bir mankeni var. Cansız bir manken üzerinde Tural Şeker'in logosunun olduğu da bir kıyafet giydirilmiş. Eğer gelirseniz Tural Şeker'e mutlaka burada bir hatıra fotoğrafı çektirmeden ayrılmayın. Çünkü gerçekten nasıl kuruldu, nasıl devam ediyor ve nasıl hizmet ediyor noktasında geçmişi hatırlamamız için, geleceğe ışık tutmamız için gerçekten önemli simgelerden bir tanesi. Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta Cumhuriyet tarihimizin dördüncü fabrikası olan Tokat'ın Turhal ilçesinde bulunan Tural Şeker Fabrikası'ndan seslendi. Efendim önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.